Bel çevresi, bel kalça oranı derken şimdi de boyun çevresi ölçülüyor. Boyun çevresinin genişlemesi kalp, damar, diyabet ve obezite gibi birçok hastalık riskinin arttığına işaret. Peki ideal ölçü ne olmalı derseniz yanıtı haberimizde. Yaşla beraber kadınlar olsun erkekler olsun hani gıdımız ortaya çıkar. İşte bu bizim için çok büyük bir tehlike. Kalp, diyabet, hipertansiyon, obezite. Hastalık riskleri için bel kalınlığına bakmak artık yetmiyor. Boyun çevresinin kalınlığı da sağlığınız hakkında önemli ipuçları veriyor. Gıdı biraz var mı? Var tabii canım. Kaç santimetre boyun kalınlığınız? 50 deme. Tam 50. Şimdi ne olacak yani? Hem diyabet, hem tansiyon, hem kalp damar hastalığı açısından önemli. 40 santimetre. İyi mi kötü mü? Bence iyi. Değil. Birçok kişi kilolu olup olmadığını veya obez durumunda olup olmadığını öğrenmek için tartıya çıkıyor. Ancak artık yöntem değişti. Artık yeni yöntem boyun çevresini ölçmek. Boyun bölgesindeki ölçümümüz kadınlarda 34'ün üzerine çıkmasını istemiyoruz. Erkeklerde 37'nin üzerine çıkmıyoruz. Boyun kalınlığında ideal ölçü bu. Kalınlık arttıkça hastalık riskleri de artıyor. Yapılan çalışmalar karın bölgesindeki yağlanmanın da boyun çevresiyle ilişkili olduğuna işaret ediyor. 46 santimetre iyi mi sizce? Yok değil. Tam 37,5. Risk var mı bende? Risk var. Biraz kilo versek iyi olacak. Canan Hanım 45 yaşında ve şu anda 85 kilo. Kendisi zaten birkaç kilo fazlası olduğunu biliyor ancak boyun kalınlığı da normal olması gerekenden 11 santimetre daha fazla çıktı. Çok tehlikeli. Vallahi hemen rejim yapmam lazım. Peki boynu ideal kalınlıkta tutabilmenin yani sağlıklı kalabilmenin yolu ne? Uyku sürenize dikkat edin. Çok fazla şekerli gıdalardan uzak durun. Haftalık diyelim ortalama 150 dakika kadar da egzersiziniz olsun hayatınızda.